Yeni bir günden herkese günaydın. Artık yatağıma ve bu hostele elveda diyoruz. Şu çanta var ya, gerçekten tüm Hindistan seyahatimi o kadar kolaylaştırdı ki, o kadar kolaylaştırdı ki. Bilgisayarımı şuraya koyuyorum. İçerisinde eşyalarım var. Şu yüzeyi su geçirmez zaten. Çantamızı alalım. We'll meet sometime. When you come to India. Dost. Dost. Thank you so much for everything, my brother. It's no worries. Just become a millionaire and come back, we'll travel again. Yeah, yes, we have to do this. We yeah, should be doing sure, this. Yeah. So that's people, they helped me a lot here when I was sick. Thank you so much, guys. No worries, bro. Anytime. Be carefully. Okay, bye-bye. Take care. Burası bizim kaldığımız 4 kişilik bir odaydı. Videonun sonunda göstermiştim zaten. Gayet temiz, süper. Bye-bye. Şimdi çıkmadan önce arkadaşlarımla vedalaşıyorum. İlk kaldığım oda da şuraydı. Şimdi kapatayım kamerayı. Are you leaving? Yeah, I'm leaving. No. No. Hero, hero. Thank you so much for everything. Wait. Take care. Be careful. Yeah. I'll go my Instagram. Better. Thank you so much, bro. Let's stop saying goodbye. what is this? This is called a khada. Khada. Okay. Khada. I have to. No, no. You oh, just put yeah. It. This you is fine. Hands. Yeah, I just. Thank you so much for everything. Yeah, me too. Can I have also from my phone? Yes, sure. Everybody together. Okay. Come. Thank you so much for everything. Okay. So now you prepare for the hot weather. Yeah. Yeah. And then you're going to go. Thank you so much. Right? Thank you so much. Yeah, Calcutta. Pardon, Siliguri. Siliguri. I will back to Siliguri. Siliguri too. Thank you, bro. Thank you so much. Okay. Hey. I take my phone. I have my passport. Everything. You have your ILP. Yeah. I have. So still. When you're going out of Rongpo, don't forget. Yeah. Okay. Yeah. Not like last time. Yeah. If I forget. If you forget, they'll start looking for you. Yeah. Okay. Thank you so much. And they'll stamp on your passport as well. Okay. Thank you so much. Okay. Best. Abi bu hostelde kaldım 6 gün boyunca. Beni buraya kapıya kadar geçiren abi de İstanbul'a gelmiş, çok sevmiş, çok güzel karşılamışlar. Çok güzel anılar yaşamış falan. Yemekleri çok beğenmiş. Ben hasta olunca o kadar çok ilgilendiler ki. Biraz önce gördüğünüz Zamir benimle hastaneye geldi. Tüm gece bekledi. Serumum bitene kadar telefonumun, pasaportumu, cüzdanımı, paramı kendimde değildim çünkü böyle bilincimi kaybediyor gibiydim. Hem yemek zehirlenmesi hem de nefes problemi yaşıyordum. Benimle ilgilendiler kısacası. Allah razı olsun hepsinden. Neye inanıyorlarsa tüm inançları onlara tüm güzellikleri versin. Kaza bela vermesin. İşleri ya böyle işte ya. Böyle, ne diyeyim, acayip duygusalım. 6 gündür buradaydım, şimdi şeye karar verdim. Vücudumun kaldıramadığını biliyorum. Bu yüzden kendimi zorlamayacağım. Geri dönüş yoluna doğru çıkacağım. Şimdi gidip otobüsü bulacağız. Bu arada ben burada soğuk için mont almıştım. Ben yeşil bir mont almıştım. Biraz önceki oda arkadaşım var ya, o dedi ki, Berko dedi ya seninkisi çok güzel görünüyor, ben beyaz aldım dedi. Onu bana versen, bunu sana versem olur mu diye, tabii olur dedim. Çünkü ben şey dedim, bro dedim, birine hediye etmek istiyorum. Siliguri, how much? 1000. Ah no, 1000 bro. Thank you. 500. Thank you. Ya buradan şu jeeplerle, taksilerle gitmeyi... Ay bro. Jimo Gandok, right? Huh? Jimo Gandok, right? Jimo, no. Zemo Hostel. Yeah, I'm ex-member of Jimo Hostel. You are asking for what? I was asking for a Siliguri taxi. And then he say 1000. And I say no. They will take you too much money. Just you go to the direct main stand. You will yeah. get
bus or you will get a better jeep that day? How much price from there? 400, right? Yeah, you yeah. want to go to Siliguri, right? Siliguri. At small jeep, it will take around 300 to 350 for yeah. one person. Or because when I come here, I only pay 200 for bus. Yeah. But shared jeep is 300. Yeah, it will cost you less because every yeah. time you take the taxi, then it will take you so much. yeah, thank you so night. Much, my brother. Thank you. Böyle işte. O kadar bir hafta boyunca buradaydım ilk defa. Beni böyle dolandırır gibi konuşacak biri çıktı. Beni ilk defa dolandırmaya çalışan biri çıktı. O yüzden bu taksilerin, otobüslerin kalktığı bir yer var. Buraya geldim. Ana otobüs geliyor. Durur mu acaba? Otobüs durursa otobüs çok ucuz. Aa, Siliguri yazıyor. Siliguri. Hop. Hop 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 hop. Tek. Allah Allah. Okay. Pardon. Allah otobüs geldi, son dakikada atladık. Götürsün Siliguri'ye. Hadi gidelim. Çat diye otobüs atlayınca mont kaldı. Yapacak bir şey yok. Birini bulup artık hediye edeceğiz. Daha önceki bölümlerde izlediğimiz sınır kapısına tekrar geri geldim abi. Dönüş yolundayız. Siliguri'ye 77 kilometre var. Böyle bir şeyler sipariş ettim. Onu yiyeceğim. Özellikle uyumamaya çalışıyorum. Şu damgayı mührü bassınlar pasaporta. Bir sorun, bir sıkıntı yaşamayayım. Vallahi bu dosya diye bir şey söyledim. Gelsin de bir görelim. Aa, geliyor. Şu benim yemeğim herhalde. Bir de çekim dedim. Uyuyayım dedi. Is this my? Yeah. Şöyle ablaların yanına oturuyorum. Güneyhindistan yemeği. Kirin şunundan yapılıyor bu böyle. Bunu alıyorsun. Şu soslara banıp banıp yiyorsun. Afiyet olsun. Hamuru güzel. Çıtır çıtır. Hello. Hello. Yes. Hello. You think our? No. Aa, otobüsümüz de bu. Hadi gidelim. Bu aracı. Şu şeye pasaporta çıkış damgasını vurdurmam gerekiyor. Kardeşim devam edelim. Kapıda tekrar böyle çıkış damgası vuruluyor. Şu giriş damgasıydı.
Bu da çıkış damgası. Abi girerken de çıkarken de bunu unutmamak gerekiyor. Adamlar sanki ayrı bir ülke gibi giriş çıkış damgası vuruyorlar. Haydi gidelim. Özlemişsinizdir korna sesini. Ha, geri döndük. Burası Siliguri abi. Artık Sikkim bölgesinden çıktık. Trafik, korna sesi, her şey. Go 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 go. Sürpriz motorcuya bakın, valla beni buluyor, beni. Adam Türkiye'ye gitmiş, şu 1 milyar 300 milyon nüfus arasında Türkiye'ye giden Hintli sayısı kaç tanedir ki? Abi şaka gibi ya. Bayrağımız var. Adamın anahtarlarında bayrağımız var. Ben şimdi krallığı yapacağım bu adama. Rahat olun. What's your name? Wait, I can't believe it. This was a hole, you know, this was a hole ring. Hole like, ring? Yeah. Man, you keep this, right? Yeah, my brother chipped it. What did you do in Turkey? I work in a cruise ship. Uh-huh. Waiter. Yeah. Where did you visit in Istanbul? Everywhere. Topkapi Palace, Hagia Sophia, Basilica, Galata Tower. Please come this side. Galata Tower, everywhere. And Golden Horn. How many words do you know in Turkish? Not much. Yeah, yakşalmer. Yakşamlar. Günaydın. Okay. And there's some similar words like chai, şarap. These are very similar. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah, I give yours. I have to give you things, blah, blah, blah. I have this lira. You have a lira? Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. I think we should take a photo. Yeah, sure. You know, it's all God, God's grace that we met. Yeah. Yeah. It's not possible, you know. India is huge, and Siliguri is very small town. Yeah. Yeah, bro. Let's see. Hi. Yeah. 3, 2, 1. Şurası da böyle. Burada kalacağım oda olmuş olacak. Buranın fiyatı 11 dolar. Şöyle bir tane banyosu, tuvaleti var. Hostel bulamadım. İlk geldiğimde bir tane hostelde kalmıştım. Boştu, kimse yoktu. Ucuzdu orası. Ama doluymuş şu an. Booking'de full gösteriyor. Genellikle de Booking, Hostelworld, Agoda gibi uygulamaları kullanıyorum. Reklam değil bu abi. Direkt kendi kullandığım programla. Bazen çünkü şey, ulan Berko da mı reklam, bu da mı reklam? Değil abi, bana zaten o kadar gelmiyor. Yoruldum, uzun bir yolculuk oldu. Şimdi bir gece burada dinleneceğim güzel güzel, sonra devam edeceğiz. Haydi, yarın sabah görüşürüz. Bak abim ya, hijyen akıyor. How much price? How much price it? One. One plate. I don't know how much price it. Asking. 30 a plate. 30. 30. A plate. Okay. What is his name? 30. Okay. Abi hijyen adeta akıyor bu demir şeylerin içerisinde. Bunları satıyor abi. Böyle bir baharat var. Masala. Bundan sıkıyor içine. Limon sıkıyor. Harika oluyor. Okay. Thank you. Hijyenik yemeklerimiz de burada. Hi bro. Ha sir. What you selling? Potato patties. Oh, okay. Paneer patty. Paneer patty. Yeah. How much price paneer patty? 30 rupees. 30 rupees. 30. 30. 30. Okay, 30 rupees. Domates soslarını da kendi yapıyor büyük ihtimalle. Başka hemen kapının yanında limonata satan abimiz var. Oo,
sugar, right? Bir de burada böyle pirinç patlaklarıyla. Hi bro, how are you? One plate bel. What is this? Belpri. Belpri. Yes. Is there rice? Rice no. Hoppa. Thank you bro. One plate. Thank you, thank you. Hijyenin başkentinde böyle hemen Hindistan kapısının yanında atıştırmalık bir şeyler satılıyor. Hadi devam edelim. En son yaptığım Sikkim gezisinden sonra başkent Siliguri'ye geri dönüp Siliguri'den ilk uçakla Delhi'ye geldim. Bugün de bu bölümün sonunda artık Hijyenin başkenti. Artık bugün ise Delhi'den de İstanbul'a geri dönüş yolculuğu başlayacak. Gitmeden önce başkentte görmek istediğim birkaç yer var. Onlardan biri olan ilki India Gate adındaki Hindistan kapısına geldim abi. Nedir buranın hikayesi? Buranın hikayesini kardeşim anlatsın. Buranın hikayesi şöyle. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen 84.400 Hindistan askerinin adına onları anmak için böyle bir kapı yaptırılmış buraya. Bu yapının bir benzeri ise Paris'te bulunan bir kapı varmış, ona benziyor. Abi herkes bana bakıyor. Kimse kapının umurunda değil. Ya benim saçlar uzun, bir de gülümseyerek konuşuyorum falan ya. İnsanlar o yüzden direkt geliyorlar. Bu konuyu anlatmadan Hindistan gezimi bitirmeyeceğim. Bazen turistler Hintlilere karşı inanılmaz kaba oluyorlar. Adamları tersliyorlar falan. Şimdi bu adamlar fakir insanlar. O yüzden çok fazla kendi ülkelerinin dışına çıkmamış ya da çok fazla seyahate gitmemiş, farklı şeyler görmemiş insanlar. Sen de dünyanın bir ucundan buraya gelince beyaz, Japon, ne bileyim Afrikalı vesaire olunca o adama değişik geliyorsun. Bu yüzden seninle fotoğraf çektirmek istiyor, selfie çektirmek istiyor. Yani bir dakikanı ayır, pat diye çek, devam et. Genel olarak Hindistan'da 2 ay boyunca kaldım. Ben bir sorun, bir sıkıntı yaşamadım. Hep eğlendim, hep güldüm. Sadece en son Siliguri'de bir problem yaşadım tren bileti alırken. Çok da önemli değil. Artık gezimiz bitti burada. Devam. Ya gülümseyen insanlar ya. Ben sevdim Hintlileri bayağı. Şimdi Delhi'yi tanıyacak olursak da Delhi, bulunduğumuz ana Delhi bölgesi en son 2001 yılında nüfus sayımı yapılmış, 17 milyon. Hava inanılmaz çok sıcak, o yüzden burada başka görülecek bir şey yok. Kocaman büyük bir park burası. Buraya geldiğimden beridir burada bu kadar rahat gezebiliyorsam en çok işimi basitleştiren şey ise bu telefon uygulamaları oldu. Şimdi ulaşım için kullanacağım uygulamaların isimlerini şöyle bırakıyorum. Bunların abi en başında Rapido geliyor. Çünkü Rapido sayesinde hiçbir tuktukçuyla kavga edip dolandırılma vesaire gibi bir mevzuya maruz kalmadım. Çünkü motoru çağırdım, fiyatı gördüm, konum belli, pat diye seni gelip alıp götürüyor. Hadi gidelim. Önce Kuveyt, Kuveyt'ten sonra direkt İstanbul uçuşuyla birlikte artık Hindistan macerasının sonuna geldik. 25-26 tane video çektim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yeni bir ülkede, yeni bir sezonda görüşene kadar ben İstanbul'da dinleneceğim. Bayramda ailemin yanında olacağım. Böyle. İzleyen herkese sonsuz teşekkürler. Sabah 4-5 şu an uçağa doğru gidiyor. Haydi yeni ülkede görüşürüz. Bir memlekete dönelim ya.